Herkese evet. Arkadaşlar, hayatımızda ilk defa duyduğumuz ve sizin de muhtemelen duyacağınız bir pıtki ekeceğiz. Ama bunun için Uğur'un şu aletle gel. Bu aletle buradaki taşları temizlemesi lazım. Bakın. Taş toplayıcı aldık çünkü başka türlü şey yapamayacağız. Sen bir iki sıra git de ben öyle gireyim. Tamam. Tarlayı taş götürüyor. Tarla, yeni tarla. Aynen. Neydi bunun adı? Dur. Field bean. Field bean. Tarla fasulyesi. Aynen. Bundan ekeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Verimliliği ne olacak? Nasıl bir şey olacak? Normalde biz böyle bir şey yok. Bir denemek istedik, evet. Hazır böyle ama bir şey var elimizde. Bir değerlendirelim dedik. Verimliliği güzelse tabii. Devam ederiz. Her yere ekebiliriz. Her yere. Her yer fasulye. Sonra bol bol yaz kış fasulye yer. Zar, zurt. Aynen, ısınma problemimizi daha ortadan kaldırmış oluruz. Ama işte öncelikle Uğur'un tarla taşlarını bir halletmesi gerekiyor. Şöyle yukarıki açıdan, şöyle güzel açıdan göstereyim size. Sevgili Uğur tarla taşı toplarken. Hatta daha bir çılgınlık yapayım. Daha büyük bir çılgınlık yapayım. Gel abicim peysaj moduna. Gel abicim. Ver biçeri. Hantoroğlu. Şöyle güzel bir açıdan. Buyurun abicim, mis gibi izleyin. Mis. İstiyorsanız yakın kamera takibi yapalım. Jimmy Jeep hesabı. Jimmy Jeep neyse. Jimmy Jeep o. Değil mi? Büyük makineler. Şey, dönüyor. Uzun kollu. Aynen, etrafında böyle dönme şeyi olan. Evet, aynen, evet. Bak o efekti de yakalıyoruz. Senin seveceğin makineler bunlar. En sevdiğim dönen makineler. Dönen şeylere zaafım var. Rıdvan da sever onları da. O da az köçek değil, bakma. O baş köçek o. Ne yazar, ne oynar. Gel. Madem oynamıyorsun, gir arada bir iki tane yorum yaz. Onu da köçek. Yapmaz. Onu da yapmaz. Benim şu an hallerimi görseydin Uğur. Ne yapıyorsun lan? Var ya, önden takılıyorum seni. Böyle önden hayalet gibi takip ediyorum seni. Sen... Bu tarlada... Bu tarla 24 saat kamerayla izlenmektedir Uğur. Sen de az yönetmen değilsin ha. Tanıdık geldi espri. Haydi bir tur daha at ver. Bir tur daha at ver, ondan sonra benim makinanın çapı büyük. Daha buranın gübresi var. Sarılması var. Oho Uğur. İş yok. Kel. Irgata iş mi yok? Irgatın işi biter senin mi? Senin şu an kullandığın makine kaç metre? 5 küsür. Bendeki de 6 mıydı 7 miydi, öyle bir şeydi zaten. Ağır ağır biçebiliriz aslında. Şey, ekebiliriz. Gel ağır ağır gel. Tamam. Ben olmazsa git gel yapayım. Bu meyve ekim tarlasına ekilmez. Aha. Ekiliyordu. Emin miyiz? Uğurcuğum bakalım. Ben mi yanlış gördüm? Neydi meyvemizin adı? Field build. Aa, ben yanlış yere bakıyorum, dur. Field build. Nerede field build? Ha. Burada. Abicim ekim mevsimi bunun Mart, Nisan, Mayıs. Ben mi yanlış görmüşüm? Evet. Hasat mevsimi Ekim.
Eylül, he. Ekim. Aynen. O zaman yulaf ekebiliriz, buğday ekebiliriz, kanola ekebiliriz, arpa ekebiliriz. Ne o ekeyim? Zaman can ne istiyorsa onu ek. Buğday ekeyim mi, buğday? Ek. Ha bir de şey, linseed diye bir şey var, çiçeğe benziyor. Bir de o rye, çim herhalde kanka. Rye diye bir şey var, rye. Başağa benziyor. O rye da çavdar. Çavdar. Bir de alfalfa diye bir şey var. Alfalfa şey, yonca gibi, bir çim gibi. Ne ekeyim? Sen kanka raya o zaman... Okuyayım, raya, çavdar. Kanka o da... Kaç para ki ama, ucuzsa ekme ya. Bakayım. Fiyatlandırılmasına bakalım. Fiyat dengesi. Fıçı. Yok, fıçı değil, bize şey lazım. Abi 590-600 dolar civarında gidiyor piyasası böyle. Buğdayla hemen hemen aynı herhalde. Bakalım buğdaya da bakalım. Rekoltesi yüksekse o da olabilir aslında. Buğday daha yüksek. O zaman buğdaya bas. Arpadan da yüksek buğday. Ya yulaf ekebiliriz. Yulafsa yulaf, çünkü yulaf daha yüksek. Yulaf varsa yulaf ekelim bakalım. Aynen, yulaf ekebiliyoruz Uğur. Ek o zaman. Yani çünkü 1000 civarında şey var. Yulaf. Ek. Bu değil mi yulafın? Aynen. Tamam. Tamam. Şu an ekiyor musun? Ekiyorsun herhalde. Ekmiyor musun? Ekmiyorsun, pardon. Gel. Hadi gel. Şimdi ekiyorsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yine farklı bir meyve olmadı ama en azından artık çim dışında bir meyve ekiyoruz. O benim şeyim yüzünden. Olsun. Takvim şeyim, özürlüğüm yüzünden. Yok, yanlış görmüş olabilirsin. Sen de insansın. Sen de bir kelsin. Sen de bir köçeksin. Ne olur böyle şeyler? Ben de bir insanım. Aynen. Sen de bir köçeksin en nihayetinde. Abi. Yani böyle şeyler olur. Döne döne topladın değil mi taşları mesela? Neden? Döne döne. Aynen. Neden köçeklikten işte? Seni çakal seni. Bir müşterim vardı. Dükkanın adı adamın şeydi. Koçak sandı. Tamam mı? Hı-hı. Tanıyan yoktur inşallah. Hep onunla dalga geçerdim böyle, köçek san diye. Ya 414 abonenin kesin yarısı tanıyordur Uğur'cum. Ya olur da tanıdık çıkarsa işte. Ya bu da zaten kelime esprisi yapmışsın canım. Öyle yani. Deme lan. Instagram'daki ilk takipçilerinden birisi. Bu Orion Sim'in ilk takipçilerinden birisi. İlk belki 10'da olan birisi. Hiç o zaman ne alakası var ne şeyi var. Burcu'nun iş yerinden arkadaşının dayısı mı ne? Hadi canım. Alakasız bir şekilde ama. Alakasız bir şekilde. Allah Allah. Abi orada tesbih mesbih yapıyor, satıyor. Şey yapıyor, ilgileniyor öyle şeylerle. Ama gördüğüm kadarıyla hani böyle tarım videoları falan da takip ediyor, izliyor. Nasıl olduysa beni bulmuş, bizi keşfetmiş, bizi izlemişti yani. Tesadüfi denk gelmişiz yani. Acaba hala takip ediyor mu? Ediyor, hala takip ediyor. O zaman buradan ona selam olsun. Yeni gelen YouTube'dan, arkadaşlara da selam olsun. YouTube'dan izliyor mu bilmiyorum ama. Aynı zamanda şu an mesela Kel Simülatör adıyla Twitch'te canlı yayındayım. Canlı yayındayız. Canlı yayında bizi izleyen arkadaşlar varsa onlara da selam olsun. Ben şu an canlı yayını izleyemiyorum. Canlı yayında kimse yok. Olsun. İzleyen olursa olur. Onlara selam.
Evet ya, böyle Uğur, tadını çıkarta çıkarta ekiyorum şu an, biliyor musun? Ne, ne yapıyorsun mesela tadını çıkartmak ağır için? Ağır ağır dönerken yavaş yavaş hafif hafif gaz vere vere. Emir abi, ben de öyle yapayım ya. Yani bir acelemiz yok ya. Şöyle güzel bir de açı ayarlayayım kendime. Yani gerçek bir tarla kaçla sürülür? Ekilir. Mesela 10, 9. Ortalama 10. Ha, şu an 8 mesela. Şu an hızım 8 Uğur. 6 oldu dönerken. Gibi yani. Yalnız oğlum şey yetmeyecek lan. Tohum yetmeyecek ha. Bizim tek bir tane mi var şeyimiz ya? Bununla gidip gelmesi de zor olur ha. Aslında şu ucuz bir araba alıp böyle şeyleri ona yaptırmak lazım da. Getir götür. Hı hı. Onu da yaparız. Şirketin biraz daha para kazanması lazım. Daha bu köyde yeniyiz. Daha ağa sayılmayız. Hırgatlık yapan ağa mı olur? Aza. Önümüz arkamız iyicene görek ya. Aa, böyle karanlığa çekme. 3'te de hava mı kararı 4'te ya? Kalpleri geri almayınca böyle oluyor. Uğur, şu an inanılmaz keyif alıyorum aga ya. Tövbe estağfurullah ya. Cispsin oğlum sen, diyormuşsun sen de. Neler geçti aklımdan da. Çevirdikçe keyif alıyorum Uğur. Pislik seni. Köçek seni. Bizim hanım içeriden şarkı türkü söylüyor ha. Mis. Ek. Çorbanı ek. Manyak. Ek. Manyak. Oy canım be. %70 oranında ekinim, %75 oranında da suni gübrem kaldı. Yeter la. Yetmez aga, kaç tur döndük daha. Büyük ihtimal yetmeyecek ama getireceğiz bakalım. Yetmezse gideceğiz, bir parti daha alacağız, geleceğiz. Hop, aslan parçası be. Babam da mı tarlacıydı ya? Babam da mı ekinciydi, John Dereciydi? Gerçi New Holland kullanıyoruz ama. Uğur. Canım. Ha, yayındasın değil mi? Bazen kilitleniyorsun ya, sen de. Ya. Bu traktörün çok fena bir manevrası var da. Dikkatini dağıtıyor değil mi? Bir de şimdi direksiyona da alışık değiliz ya. Aynen. O yüzden böyle bir odan şöyle mi yapacaktım, böyle mi yapacaktıma gidiyor. Aslında şurada bir parça almamışım. Ben mi? Ben. Oğlum var ya, harbi çok keyif alıyorum. Kolum ağrıdı direksiyon çevirmekten ama çok keyif alıyorum yani.
Yok abi, biz bunu zamanında böyle oynayacakmışız aslında. Sende buton box vardı değil mi Uğur? Ben kendim yapmıştım bir tane. Arduino'dan. O şey, he, onu dağıttım ama şey güzel olmamış, tasarımı güzel olmamıştı. Tekrar onu toplayacağım ben işte. Şöyle küçük bir buton box aslında. Ya abi böyle şey yapacaksın, çizeceksin aslında. Kendine bir tane stand, bunun için stand yaptıracaksın direkt. Çok para abi Evet, de, yani olabilir. hazırları çok para. Ya işte öyle bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ekipmanım, şeyim, malzemeler duruyor zaten. Tekrar öyle bir şey yapacağım ya. Ya bir şu ara direksiyon da alacağım diyorum ya zaten. Aynen. Onunla beraber bakalım. Aa, ne durumda o? Var mı Alacağım gelişme? bu ara. Bir tane bulursam mantıklı bir şey alacağım. Yani ben bu ara şey görüyorum, böyle standlı G29, G923 falan, 16, 17 falan yazıyorlar. Yok lan, onlar da o kadar vermem. Ya 16 zaten, 16 17 vereceksen boş ver standını. Stand zaten Ha. 3000 lira. Boş ver standını. Şey yap. Sıfırını al. En azından garantisi olur. Kafan rahat oluyor Ay. zaten. Çünkü Aa, o fiyatlara denk geliyor hemen hemen. ya bir de ben şey G27 istiyorum ben zaten ya. Ya Uğur, direksiyonu G29, shifter'ı G27 bulabilirsen de alabilirsin. Bilmiyorum, G27 set direksiyon da benim hoşuma gidiyor. Çünkü öyle yapanlar da var. G27'nin direksiyonu da güzel de. Şimdi mekanizma daha eski falan ya, benim kafamda hani o soru işareti oldu. Hani gerçi ne olacak? Driving Force GT daha eski. Yani şu Evet, çatır zamana çatır kadar da, kullanıyoruz. şu zamana 3 yıl kadar oldu neredeyse. hani hiç sıkıntı yaratmadı. Ben de kaç yıl kullandım. Hiç problem yaşatmadı. İşte ben kaç ay Aynen oldu öyle. bunu alalım? Bir yıl olmadı işte. 5-6 ay Ya oluyor. o, sen onu alalı ancak 5-6 ay, evet. Yani o zamana kadar ben de Driving Force GT kullandım. Ve senin direksiyonun benimkinden daha temizdi Uğur yani. Yani kötü değildi Bu benimki hala ama seninki daha temizdi yani, hatırlıyorum. Gayet temiz. temiz bir direksiyonum vardı. Daha da var. Vardı derken hala var arkadaşlar. Siz bu videoyu Ya izlerken satmış olur mu bilmiyorum ama satmış olmasam da yenisini almış olurum. büyük ihtimalle. O zaman şimdiden bir hayırlı olsun alırız, oluruz arkadaşlar böyle durumlarda. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ya burada taş mı kalmadı? Ben görüyorum bir yerlerde taş da. Ben mi sıradan çıktım? Bir yerlerde ufak tefek var. Çok dönüyorum ya Uğur. Direksiyona alışamadık ya. Çok dönüyorum. Bir oraya dönüyorum, bir buraya dönüyorum. Birazcık da tırmantında düşünüyorum. Evet. Yani ETS'deki gibi değil tam olarak. Anam bu dolmuş la. Vay arkadaş. Dolmuş mu? O kadar taş var mıymış ya? Ben bu taşı satmayla falan uğraşmayacağım. Zaten bunu şey yaparken geri satılıyor mu? Öyle bir şey oluyor herhalde. Ben dereye boşaltıyorum bunu buraya. Ve boşalt o zaman, evet. Gittin geldin, mazotuna yazık. Birazını boşalt. Geri kalanını topla. Ondan sonra makineye geri iade ediyoruz ya. He. O zaman satma ihtimali var. Uğraşmadan belki satabilir öyle. Ben bunu buraya boşaltıyorum ya. Allah! La 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 la! Ne oldu? Gel la buraya, gel çabuk gel. İn traktörden de gel, çek beni. Batıyor, batıyor. Heh, tamam dur. Oha, uçtum. Heh. Hayatını kurtardım. Hayatımı kurtardım. Battım oraya, bataklığa. Ben sana demedim bir dere kenarında oynama diye. He? Vallahi ya. Bir şeyler oluyor. Bir şey oluyor. Düzgün sürelim artık. Birazcık daha özen göster Kaan'cığım. Acemi gibi davranma.
F1. Buraya boşalt. Şöyle bir düzelt bakalım. Boşalt. Neden boşaltmıyorsun canım? Heh. Şimdi de ben kilitlendim, tarlayı düzelteceğim diye. Şimdi inada bindirdim, gıcık oldum. Düzgün kullanmıyorum diye. Mesela yamuk yumuk tarla sürmüşüz. Böyle mi sürülür tarla? Bu arada abi, ortalık ya... dolu. He? Orta taraf dolu dağ taş. Ben orta tarafı alıyorum şimdi, oralardayım. Burada alamadığımı alayım. Bu video bir tık uzun olacak gibi. Bir tık. Günü devirmeden sarmamız lazım ama. Az da karanlıkta çalışırız ya. Ne olacak aynen. Ha ben burayı şey yapıyorum da taş var ya. Bekle oğlum o zaman. Dur, tamam sen gel. Ben bir al. Ben ne yapayım biliyor musun Uğur? Sen sarıcıyı al da gel. Heh, ben onu yapayım. Aynen ben de onu diyecektim. Şu kenara bırakayım. Ben şurayı iyice temizleyeyim ben burayı. Hı hı. Ondan sonra onu verirsin sen. Ben sarıcıyı alayım geleyim. Şey yapalım. Ben sarmaya geçerim. Sen şu kalanını halledersin. Oradan sonra gübreyi alır gelirsin. Evet, evet, evet. Şu karanlığa kalmayak mı ya? Şunu ben bir ise çekeyim hızım. Şu tarlanın içinden geçeyim. Bak ya. Ektiğin yerdeki taşı alamıyorum. Ciddi misin? Bir şey olmaz, orada da bir parça kalsın, ne yapalım. Kalsın. Sıkıntı yok. Ne de olsa oraya illaki bir sabanla gireceğiz biz. Sıkıntı diyecek. Yok ya. Yani ufak bir parça zaten. Ben bağladım sarıcıyı. Gelirim. Gel. Herhalde bitti ya. Bitmeyen de kalsın artık, yapacak bir şey yok. Aynen. Ver kiraladığın nesneyi aga. Verdim. Tamam. Ben şimdi ekmeğe mi devam edeyim? Ekmeğe devam et aynen sen. Ondan sonra gübreyi alır gelirsin, ben sarmaya başlayayım. Neredeydi bu köprü? Ah şuradaydı.
sarmaya başladım. Sarıcı uzun ya. Hemen bitirecek. Ha, tarla da öyle çok büyük bir tarla değil zaten ya. Aynen. Bizim taş yordu bizi. Ya taş olayını o yüzden sevmiyorum. Taş olayı gıcık bir olay ya. Ben de hiç hoşlanmıyorum. Gerçek çiftçiler ne yapsın? Onlar da toplayabildiklerini topluyorlar işte zaten. Ve özellikle büyükleri topluyorlar ki işte sabana bilmem neye zarar vermesin. Evet. Ama bu işte tarla sarma olayı bizde pek yok galiba. Var ya, bazı yörelerde var. Biraz daha modern çiftçilik yapanlarda daha çok. Gerçekten verimliliği arttırıyor mu bu sarma? Abi toprağı sıkıştırıyor. Toprağı daha, hani nasıl diyeyim sana, erozyon, hani en basit şeyle erozyona karşı koruyor. Sıkılaştırıyor ya, tohumu sıkılaştırıyor, toprağı sıkılaştırıyor. E bir de gelip bu kargalar margalar o tohumu yiyemiyor bence. Tohumu kargalar çok yemez zaten de. İşe yarar. Ama senin için bunu araştıracağım. Baş ırgat yine ırgatlığını yapacak ya. Tam bir baş ırgat. Senin için bunu araştıracağım. Neymiş ne değilmiş onu öğreneceğim. Tamam, sonra garip şeyler, videolar atma da bana Instagram'dan. Atacağım. Onu yapacağım. Onu yap o zaman. Onu yap ama araştır. Hepsini yapacağım. Hem araştıracağım hem sapıklık yapacağım. Diyorsun ki arabaya da gaz vereceğim. İkisine bir evet. Vereceğim diyorsun. Çayımız da geldi. Benim çayım yok. Bana su geldi bu sefer. Sana niye çay yok? Bizimki çay demlemedi galiba. Kahvemiz de bitti. Ben kahve alacağım daha ya. Daha alacağım. Daha alacağım, internetten vereceğim siparişi. Şöyle düz düz gideyim ya. Düz düz. Hani yetmez lan tohum. 70. Yetiyormuş demek ki. Açgözlülük yapmayacakmışız bundan sonra. Ön yargılı daha... olmayacakmışız. Ben ne dedim? Ben yeter dedim. Yeter dedim. Sen beni niye dinlemiyorsun oğlum? Yalnız tamam, beni üzüyorsun böyle şeyler. Sürmediğin bir yer olabilir mi? Geliyorum, geliyorum. Heh, tamam. Ben gidiyorum ve bitirdin zannettim de o yüzden. Hemen işte ağalık böyle bir şey işte. Ana. Ne oldu, yetmedi mi? Yok. Ben senin sardığın yeri mi ektim diye bir baktım da. Ben gidiyorum. Sen git şey al gel. Ben gelemem. Kusura bakma. Kusura bakma. Atırı. Sen zaten gelmiyorsun. Böyle bir düzeltelim buraları iyicene. Şey. Gubre gubre. Heh. Devamını getiremedim lafı. Bu video çok keyif aldım arkadaşlar. Keyfim dilime de biraz yansımıştır diye düşünüyorum. Siz de keyif aldıysanız bizi daha çok keyiflendirebilirsiniz. Ya Uğur ya. Ya Kaan. Beni böyle heyecanlandırıyorsun. Heyecanlanıyor musun gerçekten? Ben bir yere geldim ama. Ana. Bu çok iyi bir yere çıktım lan.
Nereye çıktın? Bizim kamp alanına çıktım ha. Ha, dolandım ben, etrafım dolandı. Bilmiyorum ki, bir yerlerden geldim ama. Bu haritayı öğrenmek zor olacak ya. Kendimi bu haritada Barış gibi hissediyorum. Sürekli navigasyonla gidesim geliyor her yere. Barış ya. O ayrı bir şey ya. Örnek ya. Türünün soru, son örneği. Soru örneği. Sürünün ton örneği. Sürünün ton örneği. Sürünün 50 tonu. Barış'ın 50 göbeği. Ya Barış ya. Barış. Arada bir açıyor zorla videoları. Zorunan. 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 Ne diyeyim ki? Ne diyeceğim? Köçek diyeceğim. Hatta ona köçek de demiş. Ona en ağırını diyeceğim. Ya köçek ona az kalır yani. Şey, köçek evet. İyi. Bu köçeğin böyle en akışkan kıvama bu sahip peynir vardır ya. En zenne. En akışkan kıvama sahip peynir şey. Künefe. Künefe kıvamında bir köçek. O bildiğin zenne ya. Bildiğin. Evet. Zenne de olur bak. Evet. Tam bir neyse konuşmuyor. Burcu'nun yeğeni şey diyor biliyor musun? Şimdi burayı bip demezsin ya. Tatlı bir şey çünkü bu. Pezemek diyor, tamam mı? Bir de bağırıyor böyle, haykırıyor pezemek diye. Ta şey o. Barış o. Biplemesin diye bir de açıklama yapıyor ya. Neyse, iyi şey yapmayayım, gıcıklaşmayayım böyle. Muhabbeti sakız gibi sündürmeyip başka yerlere çekecektim çünkü. Hiç gerek yok. Ben ne yapıyorum? Ölümüne gübre dolduruyorum. Sanki dünyayı gübreleyeceğim ya. Sen daha gübre mi dolduruyorsun? Mal gibi gittim. 5 ton gübre doldurdum motora ya. Şeyde vardı bu arada gübre. Poşetlerde. Poşetlerdekileri doldurdum zaten de, çuvaldakileri. Israrla gittim, oradan onu topluyorum, oradan onu topluyorum. Sanki dünyayı gübreleyeceğim ya. Şimdi geleceğim, iki tur atacağım, bitti. Vallaha ya. Sonra bir de diyorsun ki şu içerideki yerleri de kullanalım. Sığmıyor ki 8S buraya. Ya ne bileyim işte, bir şeyleri koyarız diye düşündüm oralara ya. Türkü de diyor ki boynuma doladım siyah saçını. Tövbe yarabbim ya. Boynuma dolasan siyah saçını. He. Anlamadım. Gel etme yar aşağım. Bir dedi de anlamadım orayı. Güde bile diyorsun. Bir dolama molama bir şeyler oluyor. İçimizde var sıkıntı, içimizde. Ya bizim Türklerimizin offside'lıları çok canım. Halbuki adam onu düşünerek yazmıyor yani Türkiye ama. Niye onu düşünerek yazıyordur la? Gelin hey gelin ne olur öpmeyinen adam mı ölür diyor Neşet. O başka ama yani şimdi saçını boynuna dolamasında ben bir ha yok canım o bizim pezemekliğimiz yani. Aynen. Şurada bir yerler kaldı da hadi bakalım. Şurası bakayım, burası mı? Sanırım orası. Evet. Sen spreyi açmışsın.
Fıçı 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 sesler geliyor. Fıçı fıçı fıçı. Ben de bitirmek üzereyim zaten. Bu gübreliyor mu la? Gübreliyor. Dur yani, rengi değişmiyor mu? Bir dakika, sanki ben sana değil. Niye gübre getirttim ki ya? Uğur. Ne getirtecek bizim bana? Bizim mibizlerin zaten gübreleme özelliği de var. Evet, biz bu baş verdikten sonra gübreleyecek biz bunu. Aynen. Baş verdik. O zaman ben gidiyorum. Sen git. Hadi kapatalım. Ama bu... Dur şurada kapatalım. Ama bu gübreyi... Üf, senin traktörün sesi ne güzel geliyor lan. Çık çık. Alacak yoksa. Ha, görmedim pardon. Kalmadı herhalde ya. Yok, her kalmamış. Her yerini sıkıştırdık. Tarlayı sıkıştırdık. Yanına geliyordum ben de şuradan bir güle güle diyek diye. Evet, gel. Ben de arkandan. Şöyle güzel bir açı. Aynen. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu video biraz uzun oldu, evet. Olsun ama bize de sardı. Size de sarmıştır inşallah muhabbet. Bana sarabilirsiniz. Evet, like attığınız için, yorum attığınız için ve kanala abone olduğunuz için. Bana Kentaşlis. Kentaşlisebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Aydın görüşürüz. Hadi oldu o zaman. Hadi oldu o zaman. Hadi.